Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün kurulumuzun gündeminde Erdoğan şahsi hükümetinin ekonomiyi perişan eden politikaları sonucunda milletimizi ezip geçen hayat pahalılığı, artan yoksulluk ve fukaralaşma, arşa çıkan ekonomideki riskler ve Türkiye'mizin çok önemli diğer sorunları vardı. Metal yorgunu saray hükümeti ülkemize yaşattığı büyük buhrandan aspirin tedavisiyle, pansumanla, yamayla çıkmaya çabalıyor. Olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerini, projelerini kopyalayıp yapıştırarak sandığa kadar dayanmaya çalışıyor bu sefer. Ama bilinen kuraldır. Taklit aslında öykünürken aslını büyütür. Milletimiz dertlerine kimin derman olacağını çok iyi biliyor. Artık derdini Erdoğan'a değil, Sayın Genel Başkanımıza anlatıyor. Milletimiz sesini duyanın, sıkıntılarını giderecek projeleri üretenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu görüyor. Ancak Sayın Genel Başkanımız zorladığında şahsım hükümetinin kımıldadığını biliyor. Milletimiz kendisine sırt çevirenlere, sesini duymayanlara, halini görmeyenlere, kibirden sarhoş olmuşlara sandıkta tasdiknamelerini vermeye hazırlanıyor. İşte dün Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nı dolduran halkımızın coşkulu gür sesi, başta Genel Başkanımız olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ortaklarının çözümün adresi olarak görüldüğünü ortaya koydu. Biz milletimizin bu büyük teveccühüne layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız milletin derdine derman olacak projelerimizi paylaşmaya, milletin dertlerinin takipçisi olmaya devam edecek. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda iki önemli kavşağın, iki önemli dönüm noktasının yıl dönümlerini coşkuyla kutladık. Bunlardan ilki 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'dir. Bu milli kongremizde Kurtuluş Savaşı'nın yol haritası çizilmiş, hiçbir emperyalistin manda ve himayesinin kabul edilmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Yine Erzurum Kongresi'nde Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır denerek Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin merkezine milletimizin gücü ve tertemiz iradesi konmuştur. O tertemiz iradede Gazi Meclisi'nde vücut bulmuş, milletimiz kendi kaderine Gazi Meclisi eliyle sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimize giden yolda bir diğer önemli dönüm noktası ise 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'dır. Lozan Antlaşması, Büyük Önderimiz Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türk ulusu aleyhine 100 yıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Lozan Antlaşması, siyasi bağımsızlığımızla beraber adli ve iktisadi bağımsızlığımızı da tüm dünyaya kabul ettiren çok önemli bir zaferdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir. Lozan Antlaşması'nı anlamak ve çocuklarımızı anlatmak bugün artık en önemli görevlerden biri haline gelmiştir. Genel Başkanımız Cumartesi günü Lozan'ı anmak üzere Bursa'da Rumeli ve Balkanlardan gelen soydaşlarımız, mübadiller ve onların çocuklarıyla, torunlarıyla bir araya geldi. Bu görkemli buluşmada da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz Lozan Sulhu'nun resmi bayram olarak kabul edilmesine dair bir kanun teklifinin verilmesi talimatını bizlere verdi. Biz bu vesileyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm aziz kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Değerli basın mensupları, 20 yıldır iş başında olan bir hükümet bugün vatandaşlarına çıkıp sabredin diyebiliyorsa o hükümete sadece metal yorgunu denmez. Aynı zamanda o hükümetin beyin ölümü de gerçekleşmiştir. 20 yıl hem devletlerin hem de insanların hayatında
oldukça uzun bir zamandır. Verilen sözlerin, vaatlerin yerine getirilmesi için haydi haydi yetecek bir süredir. Ama 20 yılın sonunda sözlerini tutmayan, millete zulmeden bir hükümet, hala sıkılmadan çıkıp milletten sabır istiyorsa, bu siyasi aczin ve iflasın ilanıdır. Milletimiz kendisine zulmedenlere sabretmez. Zulme karşı durmayıp sessizce sabretmenin zulme rıza göstermek olduğunu, zulme rıza gösterenin de zulme ortak olduğunu bilir. Milletimiz kendisine zulmedenleri de çok iyi tanır. Hazreti Ali, dürüst insana iftira atmak gökten ağırdır. Hak yeryüzünden geniştir. Kanaatkarın kalbi denizden zengindir. Münafığın kalbi taştan katıdır. Zalim idareci ateşten sıcaktır. Sabretmek zehirden acıdır demiş. Ülkeyi 20 yıldır yönetenlere sormak lazım. Bu millet ateşten daha sıcak zulmünüze daha ne kadar sabredecek? 2011 seçimlerinden hemen önce Türkiye 2023'te ilk 10 ekonomi, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecek diye millete söz veren kim? Bu vaadi devletin kalkınma planına yazdırıp mecliste onaylatan, sonra da devlet planlama teşkilatını kapatan kim? Tabii ki Erdoğan. Ama 2023'e bir yıl kala bıraktık ilk 10'u, Türkiye'yi en büyük 20 ekonomi liginden düşüren kim? O da Erdoğan. Güzel ülkemizi 1990'dan beri içinde olduğu dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasından 23. sıraya düşürdüler. Millete verdiği sözü tutmayan, taahhüdünü yerine getirmeyen kim? Tabii ki Erdoğan. Bugün Türkiye'nin küresel kredi notu Brezilya'nın, Meksika'nın, Güney Afrika'nın bile çok gerisindeyse, artık adımız Papua Yeni Gine, Ruanda, Kenya, Kamerun, Bolivya, Costa Rica ile beraber anılıyorsa, bunun sorumlusu kim? Tabii ki Erdoğan. Allah aşkına, milletimiz Erdoğan ve onun şahsım hükümetlerinin ülkemizi düşürdüğü bu hale daha ne kadar sabredecek? 2018'de 24 Haziran seçimlerine giderken bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır görün deyip milletten oy isteyen kim? Yine Erdoğan. Faizle nasıl uğraştığını hep beraber gördük. Bundan 4 yıl önce bankaların faiz geliri 124 milyar 467 milyon liraydı. Bugün neredeyse 4'e katlandı. 400 milyar 840 milyon lira oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez iç borç için ödenecek faiz, borcun ana parasını bu hükümet döneminde aştı. Bunun sorumlusu kim? Tabii ki Erdoğan. Yine Cumhuriyet tarihimizde ilk kez özel bankaların ödeyeceği faize devlet hazinesini kefil yapan kim? Erdoğan. Devletin kasasından bir kuruş çıkmayacak dedikten sonra yılın ilk 6 ayında kur korumalı mevduat dedikleri ucube uygulama için bütçeden, yani milletimizin kesesinden 37 milyar lira ödeyen kim? Erdoğan ve onun şahsım hükümeti. Anlaşılan yolun sonuna geldiğini artık idrak eden Erdoğan, seçime kadar kur korumalı mevduatta idare etmeyi, sonra da bu ateşten topu bizim kucağımıza bırakmayı düşünüyor. Bu korkunç bir sorumsuzluk. 85 milyonluk koskoca ülke ya benimsin ya kara toprağın diyen bir zihniyetin elinde. Milletimiz kendisini faiz lobilerine ezim ezim ezdiren Erdoğan'a, ülkeye ya benimsin ya kara toprağın diyen kifayetsizlere daha ne kadar sabredecek? Erdoğan daha önce para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler, paranın itibarı milletin itibarıdır diyordu. Erdoğan şahsım hükümeti kurulurken dolar 4 lira 73 kuruştu. Bugün dolar 17 lira 80 kuruş. Türk lirası son 4 yılda dolar karşısında %75 değer kaybetti. Erdoğan'ın elinde paramız, milli paramız pul oldu. Milletimiz
milli parasının itibarını yerlere düşüren Erdoğan'a daha ne kadar sabredecek? İşsizlik küçük bir kıyamettir. Evde huzur bırakmaz. Yüzlerde gülümseme bırakmaz. Kalplerdeki gelecek kaygısı gözlere taşınır. Karamsarlık kapkara olup işsizlerin yüzlerine siner. Bu ucube rejimin hayata geçtiği 2018 Temmuz'undan bu yana ülkemizdeki işsizlerin sayısı 2 milyon 830 bin kişi arttı. 8 milyon 387 bin kişiye çıktı. Bugün bu ülkede 8 milyon 387 bin evde evde küçük kıyamet yaşanıyor. Tunceli, Bayburt, Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Çankırı, Bartın, Iğdır, Sinop, Bilecik, Erzincan, Kırşehir, Karabük, Karaman. Ülkemizdeki işsizlerimizin sayısı sadece son 4 yılda bu saydığım 15 şehrimizin toplam nüfusu kadar artmış. Peki bunun sorumlusu kim? Erdoğan. Milletimiz Erdoğan'ın sebebi olduğu bu işsizlik kıyametine daha ne kadar sabredecek? Enflasyon en büyük halk düşmanıdır. Milletin alın terini, emeğini, satın alma gücünü fare gibi kemirir. Cepte ne var ne yok bir yan kesici gibi hissettirmeden çekip alır. Erdoğan bile isteye bu sinsi halk düşmanını besledi, büyüttü. Ve bu canavarı milletimizin üzerine saldı. Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 4 yıl önce hayata geçtiğinde bu ülkede enflasyon %15'ti. Şimdi %79. 4 yıl önce gıda enflasyonu %19'du. Bugün gıda enflasyonu %94. Hayat pahalılığı 4 yılda 5'e katlandı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla son 4 yılda sebze %141, meyve %178, yumurta %181, ekmek %218, et %222, peynir %257, makarna %330, süt %349 zam gördü. 4 yıl önce bugünlerde 12 kilogramlık ev tüpü 92 lira 50 kuruştu. Bugün 311 lira. Mutfaklarda tencereyi kaynatmak %236 pahalılandı. Tencerenin içini doldurmak bir dert, tencerenin altını yakmak ayrı bir dert. Tencereler dolmuyor, tencereler boş kalıyor. Erdoğan'ın besleyip büyüttüğü, milletin alın terine, emeğine, cebine musallat olan bu enflasyon canavarına milletimiz daha ne kadar sabredecek? Erdoğan'ın müellifi olduğu saray rejimi 4 yıl önce işbaşı yaptığında ülkemizde benzinin litresi 6 lira 29 kuruştu. Bugün 22 lira 84 kuruş. 4 yıl önce bir arabanın 55 litrelik benzin deposu 346 liraya doluyordu. Bugün 1256 liraya doluyor. Artık kontağı çevirirken vatandaşlarımızın elleri titriyor. Sonra çıkıp kontağı kapattırmadık diyorlar. Erdoğan'ın elinde şaha kalkan bu akaryakıt masrafına milletimiz daha ne kadar sabredecek? Yine 4 yıl önce mazotun litresi 5 lira 75 kuruştu. Şimdi 25 lira 54 kuruş. 120 litrelik traktör deposu 690 liraya doluyordu. Bugün 3065 liraya doluyor. 4 yıl önce üre gübrenin kilosu 2 lira 20 kuruştu. Bugün 13 lira 20 kuruş. DAP gübrenin kilosu 3 lira 20 kuruştu. Bugün 16 lira 10 kuruş. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, Erdoğan yönetiminde arşa çıkan bu girdi maliyetlerine daha ne kadar sabredecek? Hazreti Ömer'in dediği gibi, sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Bugün kendileri saraylarda yaşarken milletimizi ekmek kuyruklarına sokanlar kim? Saraylarında kornişona sarılı dana rozbifleri, zencefilli somonlu suşileri, efuliler, smoothiler eşliğinde gövdeye indirenler kim? Bunları sindirmek için de manda yoğurtlu, kestane ballı karışımları yatmadan önce götürenler kim? Sonra da iş vatandaşlarımıza gelince aç kalmak sünnettir diyerek milletimizle alay edenler kim? Elbette saray ve şürekası. Artık gün sabretme günü değildir. Bu kifayetsizlerin hiç vakit kaybetmeden milletin önüne sandığı getirmesi için mücadele günüdür. Erdoğan faiz lobilerinden sabır istiyor mu? Hayır.
Sadece bu yılın ilk 6 ayında bütçeden faiz lobilerine 135 milyar lira aktardı. Peki yandaş müteahhitlerden sabır istiyor mu? O da hayır. Yine bu yılın ilk yarısında dolar avro garantili rant projeleri için, yani geçmediğimiz köprüler için, geçmediğimiz tüneller için, yollar için yandaş müteahhitlerine yaklaşık 10 milyar lira aktardı. Yandaşa, faiz lobilerine gelince şapur şupur, millete gelince ya Rabbi şükür bu aziz millet saray ve şürekasına 20 yıl sabretti. Yetki istediler, verdi. Vergi vereceksin dediler, verdi. Koskoca bir ülke, koskoca bir millet bir avuç saray yanaşmasını beşer onar maaş alan saray sosyetesini sırtında taşıdı. Onlar ne yaptı? Milletimizi unuttu. Milletimizin sesine kulaklarını tıkadı. Millet bunların sebep oldukları buhranda inim inim inlerken, önce çıktılar dediler ki hep bir ağızdan, kriz falan yok, hepsi manipülasyon. Enflasyon makyajlı TÜİK rakamlarıyla bile 3 haneye koştu. Ülkemizde enflasyon yok, hayat pahalılığı var diye sıkılmadan millette eğlendiler. Millet pazar tezgahlarındaki, market raflarındaki fiyat etiketlerini gösterdiğinde bazı AK Partili vekiller meyveyi sebzeyi yaz gelince mevsiminde yiyin diyerek ya da meyveyi sebzeyi kendiniz üretin diyerek millete sabır telkin ettiler. Erdoğan da yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk bereket yılı dedi. Yaz geldi, geçiyor. Esnaf Bilecik domatesi Bilecik'te 15 lira diye tezgahına pankart asıp fahiş fiyatları protesto ediyor. Ülkenin ocağına incir ağacı diktiler. Dünya incir üretiminde birinci olan ülkemizin marketlerinde artık incirin yanına yaklaşılamıyor. Milletin sabır taşı çoktan çatladı. Milletin sabır taşını çatlatanlar şimdilerde enflasyonu da krizi de kabul etmeye başladılar. Ama bu sefer de enflasyonun, krizin sorumluluğunu üstlenmeyip sebep oldukları krizi öksüz yetim bırakmaya kalkıyorlar. Daha bu hafta sonu Kayseri'de Erdoğan enflasyonun sorumlusu küresel dalgalanma dedi, bölgesel gerilimler dedi, içimizdeki tamahkarlar dedi. Ama kendilerinin sorumluluğundan hiç bahsetmedi. Oysa daha birkaç yıl önce meydanlarda ekonominin sorumlusu benim ben diye bağıran kimdi? Erdoğan'dı. Hiç kimse kusura bakmasın. Yaşadığımız enflasyonun da ekonomik krizinde nesebi sahihtir. Faiz sebep, enflasyon netice diyen, ekonominin sorumlusu benim ben diye bağıran Erdoğan'dır. Bugün yaşadığımız enflasyonun, bugün yaşadığımız işsizliğin, ülkemizin sefalet endeksinde dünya şampiyonu olmasının anası da babası da Erdoğan'dır. Ve değişmeyen bir kuraldır. Sorunların sebebi olanlar, sorunların çözümü olamaz. Olamıyorlar da. Çözüm üretemiyorlar. Kur, faiz, enflasyon, şeytan üçgeninden şikayet edeceksiniz. Sonra ülkeyi kalkıp yanlış politikalarınızla bu üçgene hapsedeceksiniz. Milletin derdine derman olacak takatiniz kalmayınca da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve genel başkanının projelerine sarılacaksınız. Sayın Genel Başkanımız daha iktidara gelmeden vaatlerini hayata geçiren bir genel başkan olarak dünya siyaset tarihine geçmiştir. Emekliye iki ikramiye dedi, önce olmaz kaynak yok dediler, sonra tıpış tıpış yaptılar. 3600 ek gösterge dedi, önce direndiler sonra yarım yamalak yaptılar. Elektrikte TRT payı kalkmalı dedi, yine önce itiraz ettiler, ondan sonra yaptılar. Elektrikte kademeli tarife gelmeli dedi, olmaz dediler, eksik yedik yaptılar. Gıdada KDV'yi sıfırlayın dedi, sıfırlamadılarsa da temel gıdada %1'e indirdiler. Asgari ücreti yıl ortasında arttırın dedi. Önce yasa falan diye bir şeyler gevelediler. Sonra eksik de olsa yaptılar. Genel Başkanımız gençlere KYK borçlarının faizini ödemeyin. Biz gelince bu faizleri sileceğiz dedi. Beylerin paçası tutuştu. Apar topar yaptılar. Şimdi de aile destekleri sigortamızı aile destekleri programı diyerek aşırmaya kalkıyorlar. Madem bu noktaya gelecektiniz, meclise aile destekleri sigortası için
Kanun teklifi verdiğimizde bu teklifi kabul etseydiniz de milleti daha fazla perişan etmeseydiniz ya. Ne demişler? Karga kekliği taklit edeyim demiş ama kendi yürüyüşünü unutmuş. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı aile destekleri programından çalışan ve emeklilerin de yararlanabileceğini söyledi. İşte bunun adı tam da şecaat arz ederken sirkatin söylemektir. Bu ülkede emeklilerimizin açlık sınırının altında aylık aldığını, çalışan yoksulluğunun büyük bir sorun olduğunu biz söyleyince sarayın trolleri ortalığı birbirine katıyor. Ama şimdi kendi bakanları hem çalışan yoksulluğunu hem de emeklilerimizin yoksulluğunu kabul etmiş. 20 yılın sonunda geldiğimiz yeri pek de güzel özetlemiş. Ülkeyi ne hale getirdiklerini altını çizerek anlatmış. Bu arada Nebati Bakan da geçtiğimiz günlerde 2002'de 1 milyon aileye sosyal yardım yapılıyordu. 2021 yılında 4,3 milyon ailemize yapılıyor diyerek 20 yılda 4'e katladıkları yoksul sayısıyla övünüyor. Yani atama bakanların al birini vur ötekini. Ekonomimiz 20 yıl boyunca doğru dürüst yönetilseydi hem emekçilerimiz hem de emeklilerimiz insan onuruna yakışır ücret ve aylıklara sahip olurdu. Ülkemizde sosyal yardıma muhtaç aile sayısı artmaz, tam tersine azalırdı. Ama akıl olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta. Bu liyakatsiz kadrolar elinde Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Bunu milletimiz de görüyor, söylüyor. Bir uluslararası araştırma şirketi Ipsos'un 27 ülkede düzenli yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yurttaşlarımızın %80'i ülkemizin yanlış yolda olduğunu söylemiş. Bu oranla Peru, Arjantin ve Güney Afrika ile birlikte ülkesinin kötü yönetildiği düşünenlerin en çok olduğu 4 ülkeden biri Türkiye. Türkiye'de yaşayanların %86'sı ekonomik durumun kötü olduğunu söylüyor. Burada da en kötü durumdaki 5 ülkeden biriyiz. Enflasyonun en önemli sorun olarak görüldüğü ülkelerin başında biz geliyoruz. Burada da ilk 5 ülkeden biriyiz. Yine en çok yoksulluk ve sosyal adaletsizlik kaygısı taşıyan 2 ülkeden biri biziz. Diğeri de Brezilya. Ülkemizdeki yoksulluk kaygısı Temmuz'da yani tek bir ayda 7 puan birden artmış. Türkiye 27 ülke içinde yoksulluk kaygısının en hızlı arttığı ülke oldu. Değerli basın mensupları, işte bu tablonun sorumlusu saray şimdi çıkıp millete muhalefet eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe, savaştan salgına, ekonomiden tarıma bunca yükün altına girer mi diye soruyor. Belli ki arkasında bırakacağı enkazın o da farkında. Ya benimsin ya kara toprağın anlayışıyla 85 milyonluk ülkeyi uçuruma yuvarlıyorlar. Biz saraydaki kibirli zata yanıtını verelim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitimden sağlığa, dış politikadan güvenliğe, altyapıdan üretime, ekonomiden tarıma, sizin bozduğunuz ne varsa düzeltmek, yıktığınız devlet kurumlarının yerine yenisini ve çok daha iyisini inşa etmek için geliyoruz. İnsanların geleceğine umutla baktığı, çocukların yatağa aç girmediği bir ülkeyi ayağa kaldırmak için geliyoruz. Hayat pahalılığını yenmeye, milletimize rahat bir nefes aldırmaya geliyoruz. Üreterek kazanan, kazandığını hakça paylaşan bir ekonomiyi milletimizin hizmetine sunmak için geliyoruz. Bu ülkenin insanlarından çalınan ne varsa hepsini milletimize geri vermek için geliyoruz. Genel Başkanımızın hafta sonunda Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda yaptığı çağrıyı gür bir sesle bir kere daha tekrarlayalım. Bize katılın. Hepimizin farklı düşünceleri olabilir ama çok önemli bir ortak noktada birleşiyoruz. Hepimiz bu ülkeyi son vatanımız olarak görüyor, canımızdan mukaddes biliyoruz. Bu ülkenin ve bu milletin hiçbir ayrım olmadan dünyada en iyi ne varsa hak ettiğine inanıyoruz. Bundan 100 yıl önce olduğu gibi ayrılıklarımızı bir tarafa, bir kenara bırakalım. 6 partinin genel başkanı, söz konusu vatansa bu ülkenin ve bu aziz milletin geleceği ise gerisi teferruattır diyerek bir masada toplandığı gibi tüm Türkiye millet masasının etrafında kenetlenelim. Omuz omuza verelim. Hep beraber ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıralım. Milletimiz de zaten bunu görüyor. Sandık gelir gelmez bay bay Erdoğan demeye hazırlanıyor.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Bu soru ATV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın Suriye kolu SDG'nin öldürülen teröristi için taziye mesajı yayınlaması büyük tepki çekti. Sizin bu taziye mesajı ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajı yayınlamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Kınıyoruz. Müttefiklerimizden bu konularda daha özenli olmalarını bekliyoruz. Tabii bu soruyu soran yayın organının da o metne bu terör örgütünü yazdırdım, şu metne bu terör örgütünü yazdırdım diye içeride caka satan Erdoğan'a bu mesaj hakkında ne düşündüğünü sormasını da bekliyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum.